Evet arkadaşlar ne demiştik burada? Bunu dinledik hocam, bitirdik bu soruyu. Burada Torricelli deneyini bilmeyenler varsa onlar karıştırmış olabilir. Onu isterseniz Torricelli'den biraz bahsedeyim. Herkes hatırlıyor mu Torricelli'yi? Ondan birazcık bahsedelim mi? Evet hocam, çünkü hatırlamasaydık herhalde. Evet, herhalde düşenler Torricelli ile burayı karıştırdılar değil mi? Bahsedelim mi Torricelli'den birazcık? Hocam, zaten önceki senelerde duydum. Evet, hatırlamakta onun fayda var. Onu hatırlayalım arkadaşlar. Şöyle, şimdi Torricelli amcamız şöyle bir deney yapıyor. Bu deney, şöyle bir boru alıyor eline. Elinde 1 metre uzunluğunda bir boru var. Sizin evdeki su borusu gibi bir boru. Uzunluğu 1 metre. Sonra bir tane de leğen alıyor. Ya da havuz düşünün, fark etmez. Bunun içine civa dolduruyor. Bunun içine de civa dolduruyor. İkisi de civa dolu yani. Sonra parmağıyla burayı kapatıyor. Parmağıyla, bu borunun alt ucu zaten kapalıydı. Üst ucunu da parmağıyla kapatıyor. İçinde ne var bunun? Bunda da civa var. Bunda da civa var. Civanın öz kütlesi kaçtı? Söyleyin. 13 hocam. Suyun öz kütlesi 1. Civanınki ise 13. Küsür. Şimdi parmağını bu Torricelli amca ne yaptı? Parmağını buraya tıkadı. Getirdi. Parmağını daha çekmedi. Boruyu getirdi. Şöyle. Üst uç kapalı. Alt uçta parmağı var. Ama parmağı burada duruyor hala. Daha bırakmadı. Parmağı da şu anda nerede? Tencerenin içindeki borunun ağzını kapatmış. Daha borunun ağzını açmadı. Tamamen havuzun içi, tencerenin içi ve borunun içi tamamen civa dolu. Şimdi Torricelli amca şu anda kötü bir şey yapacak. Ne yapacak? Siz söyleyin. Parmağını çekecek. Evet, parmağını çekecek. Parmağını çekince ne olacak peki? Buradan parmağını çekti. Ne olacak o zaman? Bu seviyesi. Su bardağını. Bakın şimdi elimdeki su bardağını. Ben kötü bir şey yapacağım şimdi. Bu elimdeki su bardağını ters çevireceğim. Tabii ki çevirirsem bilgisayarım ölür. Onun için çevirmiyorum. Siz çevirmiş gibi düşünün. Bunu çevirirsem dökülmez mi bu su? Bu boruyu da ters çevirdim. Ne farkı var? Sadece boru bizim evdeki su borusu gibi. Yani çapı nedir mesela su borusunun? Sizin evdeki su borusunun çapı nedir? Herkes, bütün Türkiye'de standart aynı boru kullanılıyor evlerde. Söyleyin, borunun çapı kaç santim? Ne kadar hocam? 2 hocam. Aynen 2. Yani 1 santimden fazla, en fazla 2 santim yani. 2 santim ya var ya yok. En fazla 2 santim. Şimdi bu Torricelli amca ne yaptı? Çok kötü bir şey yaptı. Ne yaptı şimdi? Parmağını buradan çekti. Çekince bu, sen bu şu bardağı, içinde su olan bardağı ters çevirdiğin zaman bütün su dökülmüyor mu yere doğru? Burada da bunun dökülmesi beklenir. Bu deneyi ha civayla yapmışsın ha suyla yapmışsın. Yani sonuçta ikisi de sıvı. Ama tabii ki öz kütleleri farklı. Su nasıl dökülüyorsa civa da dökülür. Değil mi? Sen şimdi bir tencere suyla, bir tencere diyelim ki ne var? Yemekte mükemmel bir mercimek çorbası var. Ters çevirdiğin zaman dökülmüyor mu? Ya da katı olsun, makarna olsun, bulgur pilavı olsun tencerede, o da dökülüyor aşağı doğru. Çünkü yer çekimi var. Değil mi? Yani civa da dökülecek kesinlikle. Peki o zaman ne oluyor bu olayda? Evet, hatırlayın bakalım ne oluyor? Dökülüyor. Bir yerde duruyor. Yani bir yerde duruyor. Durduğu anda şuradaki yükseklik kaç santim oluyor? Bunu deniz seviyesinde yapıyor. 76. 76 santim, evet. Bu 76 santimde duruyor. Acaba niye duruyor? Neden durdu? Yani bu olayı anlamamız için arkadaşlar, şu işi anlamak için bu işi anlamak gerekiyor. Evet, acaba neden durdu? Kim açıklar? Açık hava basıncı.
üzerine Açık pas hava basıncı. uyguluyor ve şey yapıyor. Yani Dengeliyor. açık hava basıncı geldi de parmağıyla tıkadı mı? Ne yaptı yani? Şey, Neden oldu acaba şu olay? kısımlardan, açık Hocam kap kısımlardan içinde basınç olan uyguladı. kısma etki ettiği için onun boşalmasını engelledi. Aynen. Boşalmasını engelledi. Yani Mehmet şunu demek istedin değil mi? Şurada bu civa dökülmek istiyor aşağı doğru. Değil mi? Şurada da bir kavga var. Mahallenin açık hava basıncı, P0 açık hava basıncı diyelim onun adına. Mahallenin açık hava basıncı bütün yüzeylere aynen etkiyor. Aynen etkiyor. Aynen etkiyor. Aynen etkiyor. Aynen etkiyor. Aynen etkiyor. Yani buraya da etkiyor. Gördün mü? O zaman şuradaki olayda civanın dökülme kuvvetiyle açık hava basıncının bu yukarı ittiren bütün yüzeylere dik etki eden basıncı eşitse ne olur? Aynen ne olur bu? İp çekme oyunu gibi olur. Mesela kimle oyun oynayalım biz? Mesela Mehmet Emir'le şimdi bir oyun oynuyoruz. Ne oyun oynuyoruz? Ne oyun oynuyoruz? İp çekme oyunu oynayalım. İp çekme oyununda Mehmet buradan 100 Newton'la çekiyor. Ben de buradan Hasan 100 kiloyla çekiyorum. Kim kazanır? Kim kazanır? Kimse kazanmaz. Kimse kazanmaz. O da 100 Newton, o da 100 Newton. Değil mi? İkimiz de 101 Newton çekersek ne olur? Gene kazanan olmaz. Ama Mehmet 100 çeker, ben 99 çekersem kim kazanır? Mehmet kazanır 1 Newton farkla. Tamam. Şimdi bu olay neydi? İp çekme oyunuydu. Bir de şimdi başka bir oyun daha oynuyoruz biz Mehmet'le. Ne oyun oynuyoruz? Bu sefer de sopa ittirme oyunu oynuyoruz. Ne yapıyoruz bu sefer? Sopa ittiriyoruz. Yani ip çekme oyununun tersi. Bu sefer de Mehmet buradan ittiriyor, Hasan da buradan ittiriyor. İkimiz de 100 Newton ittirirsek kim kazanır bu maçı? Kimse kazanmaz çünkü ikimiz Kazanmaz. eşit. Ben 101 itersem, Mehmet 100 iterse kim kazanır? Ben kazanırım. Ama ikimiz de 101 itersek eşit. Eşit hocam. Burada da arkadaşlar sopa ittirme oyunu oynadık ya biraz önce. Aynen onun gibi. Yani yukarıdan 76 Newton ittirirsen, aşağıdan da 26 Newton ittirirse mahallenin havası, o zaman bu maçı kimse kazanamaz ki. Ve ne olur? Bu civa dökülmez. Bu civa burada kalır. Mahallenin basıncı da ne demek? 76 santim civaya eşit bir ittirme gücüne sahip olduğu için ne diyoruz ondan sonra? Senin adın bundan sonra 76 santim civa basıncı olsun diyoruz. Deniz seviyesinde. Yani o civanın yaptığı basınca eşit demek istiyoruz. Oldu mu arkadaşlar? Bu olayı hatırladık mı? Tamamdır hocam, Bu hatırladım. olayla bu olayı ikisini birbirine sakın karıştırmayın. Burada soruda düşenler bundan dolayı düştü. Yani bu iki olayı iyi anlamak gerekiyor. İki olayı anlarsan aslında biz bu soruda birçok olayı anlattık. Değil mi? Bu olayların hepsini kavrarsan ancak bu soruyu anlayabilirsin. Öbür türlü bu soruyu anlayamazsın. Anlamış gibi kafa sallarsın. Ondan sonra sınavda duvara toslarız. Üniversite sınavında da böyle oluyor zaten. Üniversite sınavında da ne oluyor? Soruları izlerken o Şaban filmi izler gibi izliyoruz bazen soruları. Sonra ne oluyor? Soru da arkasından yani sen o anda kafayı salladın ama sınavda yanında bir kafa sallayan yok. Onun için ne yapıyoruz? Soruları çözerken video çözümden takıldığınız zaman destek almak serbest ama ilk yarım dakika ya da en fazla bir dakika çünkü hiçbir çözüme bakmak yasak. Sonra takıldığınız yere bakmak serbest ama en son destek aldıysanız herhangi bir şekilde benden, herhangi bir hocadan, kitaptan, çözümden kapatıp ne yapmanız lazım? Bakmadan, çözüme bakmadan soruyu tekrar çözmeniz lazım. Oldu mu arkadaşlar? Geçiyoruz. Bu soruyu da hallettik. Geçelim. Bir diğer soruyu yapıyoruz şimdi. Haydi bakalım. Şu soruya ne diyorsunuz şimdi? Hocam soru çok küçük. Görüntü güzel mi? Haydi bakalım. Buna ne diyorsunuz?
Haydi bakalım. Heh, ben hiç emin olmamakla. Hocam ben E demek istiyorum. E demek istiyorsun. Başka? Ben de E demek istiyorum ama emin değilim. Hocam ben A demek istiyorum. Ben emin değilim. Bence de A hocam. Bence A hocam. Evet. Bence de A. O A'cılar kazandı. Biraz önceki Torricelli'yi iyi anlayanlar kazandı aslında değil mi? Oradan aldığı ilhamla burayı yapanlar kazandı. Açıklayalım. Kesit yarı çapı R olan kılcal bir boru içerisinde B yüksekliğindeki sıvıya A kadar daldırılıyor. Sıvı boruda sıvı yüzeyinden itibaren H kadar yükseldiğine göre 1, 2, 3 değerlerinden hangileri azaltılırsa H artar diye sorulmuş. Hemen başlayalım. R yarı çapı değiştirilirse buradaki olay kılcallık olayıydı ve kılcallık olayını hatırlayacak olursak bir sıvı içerisindeki cam boruda bu sıvının yükselebilmesi için adezyon kuvvetinin kohezyondan daha büyük olması gerekliydi. Adezyon kuvveti de farklı moleküller arasındaki çekim kuvvetiydi. Bir katının bir sıvıyı çekmesiydi. Kohezyon kuvveti ise sıvıların birbirini çekmesi ilkesiydi. Dolayısıyla burada adezyon kuvveti daha büyük olduğu için sıvı molekülleri cama veya buradaki boruya yapışarak ne oluyordu? Yükselmesine sebep oluyordu ve adezyon kuvvetinin büyüklüğü burada kılcallık dediğimiz olayın gerçekleşmesini sağlıyordu. Eğer biz buradaki yarı çapı arttırırsak, yani borunun kesitini arttırırsak, hatta çok arttırıp eğer kapla aynı seviyeye getirirsek buradaki sıvı seviyesi de kapla aynı seviyeye inecektir. Dolayısıyla H yüksekliği ne olur? Azalır. Demek ki R yarı çapının azaltılması demek, R'nin azaltılması demek H yüksekliğinin de otomatikman tam tersi yönde gerçekleştiği için artması anlamına gelecek. Bu yüzden birinci öncül doğrudur diyebiliriz. İkinci öncül A uzunluğu, yani sıvının içerisinde bu borunun ne kadar batırıldığı ile ilgili. Bunu azalttığımız zaman sonuç olarak bizim yükselmemizi sağlayan şey adezyon kuvveti ve A'nın azalması demek sıvı yüksekliğinde herhangi bir değişikliğin olmaması anlamına geliyor. Çünkü sonuçta aynı kuvvet bizi yukarı doğru çekecek. Bu yüzden A uzunluğu herhangi bir şekilde H değerini etkilemeyecek. B yüksekliği sıvının miktarı aslında. Sıvının miktarı kılcallık olayında önemli değil. Çünkü adezyon kuvvetini etkileyen bir değer değil. Farklı moleküllerin birbirini çekmesi durumunu değiştirmediğimiz sürece sıvının miktarı bizim için önemli olmayacak. Bu yüzden bu öncülü de eleyebiliriz. Bizden etkili olanı istediği için yalnız birin yer aldığı A seçeneği doğru yanıtımız olmalı. Oldu mu arkadaşlar? Bir pürüz kaldı mı? Galiba kalmadı. Var mı? Anlaşılmayan bir şey varsa sorun. Geçiyoruz. Bunu da geçtik. Bu da arkadaşlar neydi? Test 2 idi. Burada yaptığımız yani 25. sayfa oluyor. Bakın burada yazıyor kenarında. 25. sayfa yazıyor. Evet, bunu da anladık. İsterseniz biraz da diğer bölümlerden yapalım. Çünkü biz çok bölüm bitirdik değil mi şu ana kadar? Yani 3 tane bölüm gibi görünüyor ama altında küçük bölümler var. Burada en çok zorlandığınız hangisi size söyleyeyim. Bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 yaptık biz. Bundan sonra ne yapacağız? Diğer yeni bölüme başlayacağız. Sayfa 31 olan, bölüm 4 olan. Burada hangisinde zorlanıyorsan söyleyin, onu yapalım. Ben şahsen kütle özgürlüğünde zorlanıyordum. Evet, ben de öyle düşünüyordum. Buradan test 2'den başlayalım. Olur mu? Test 1'den bir iki tane soru yapmıştık zaten. Zaten siz tabii ki böyle ben illa şu ödevdir dememi beklemeden benim işaret ettiğim, tavsiye ettiğim kitapları hüplerseniz, bitirirseniz çok çok iyi olur. Yani bunu bir ödev kabul ederek. Yani ödev kelimesini ben biraz şöyle anlıyorum. Yani zayıf öğrencileri ittirmek olarak anlıyorum biraz ödevi. Yani ödev denen şeyi ben çoğunuzun bu konuda sorumluluk sahibi olduğunuzu biliyorum. Ödev deyince yüreğiniz hopluyor, daha fazla yükleniyorsunuz, tamam. Ama bir de şu tarafı var işin. Yani bir sınıfta diyelim ki ben ömrümde çok sayıda Türkiye derecesi, dünya derecesi yetiştirdiğim için yani burada şunun farkındayım ben. Yani bazı öğrencilere ödev kelimesini kullanırken çok dikkatli olmam gerekiyor. Yani bir sınıfta bakıyorsun bir öğrenci var ki günde 1000 soru çözüyor. Birisi var ki bir tane soruyu bile zor çözdürüyorsun. O sınıfta o zaman şu ödev dediğin zaman ne oluyor? O çok soru çözen öğrenciye biraz fren olmuş oluyorsun. Zayıf öğrenci zaten ya bir soruyu çözmekte zaten tembellik yapıyor. O zaman ortasını tutturmak nasıl mümkün oluyor? Ben de bunun ortasını şöyle buluyorum. Kaldırabildiğiniz kadar yüklüyorum.
Dikkat ederseniz şu ana kadar ben size yani bitirdiğimiz konuyla alakalı belki en az 1500 falan soru söylemişimdir. Kaynağını söylemişimdir yani şuradan yapın, şuradan yapın, şuradan yapabilirsiniz diye. Yani bunu bir ödev kabul edip çözerseniz çok karlı olursunuz. Evet, o zaman buradan şu sorudan başlayalım. Test 2 birinci sorudan başladım. Evet, haydi bakalım buna ne diyorsunuz? Hocam taşırma kabı hangisi oluyordu? Taşırma kabı dediğimiz bu kabın içinde su dolu biliyorsunuz sıvı. Şu boruya kadar, delik boruya kadar su dolu. Bu taşırma kabı bu demek. Yani buna sen bir tüy bile düşse ne yapar bu? Buradan sıvı taşır. Taşırma kabı bu demek. Yani illaki bir isim koymamıza gerek yok. Ceyhan mı hocam? Ceyhan diyorsun. Ben Bursa diyeceğim hocam. Ben de Bursa diyeceğim hocam. Maalesef. Hocam bence de Bursa diyecektim. Maalesef Edirne. Maalesef. Bir tane doğru cevap söyleyen oldu ama o da biraz korkarak söylediği için onu da diskalifiye ettik. Her seferinde aynısı oluyor ama. Her seferinde emin olduğumda olmuyor, emin olmadığımda oluyor ya. Çok saçma. Evet, emin sen söyleyeceksin. Evet. Tabii burada arkadaşlar bu 1-2-3 numaralı öncüllü soruları yapmak biraz daha kolay. Bunlarda ne yapıyorsun? Ya diyorsun bir kesinlikle var dersen bir demeyenleri hemen öldürüyorsun. Değil mi? Siliyorsun hemen. Yani 2'yi kesin yakaladıysan 2 demeyenler yok olsun diyorsun. 3'ü kesinlikle var diyorsan 3 demeyenleri siliyorsun. Böylece riski azaltıyorsun. Bunu zannederim herkes yapıyordur. Evet, bu soruyu bir izleyelim. Öz kütlesi D olan bir sıvı ile dolu taşırma kabına öz kütlesi D olan katı bir cisim atılıyor. Buna göre bu olayla ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur denmiş. Öz kütleleri DD olduğundan dolayı cisme attığımız zaman sıvı da askıda kalmalı. Dolayısıyla şekildeki gibi bir görüntü oluşacak ve cismin batan hacmi neyse ki ona V dersek eğer buradan taşan sıvının miktarında ne olması lazım? V kadar olması lazım. Hemen burada kütle artışından bahsettiği için bundan yararlanmak için D eşittir M bölü V ifadesinde eğer M'i çekersek arkadaşlar yani kütleyi çekersek buradan D çarpı V'ye ulaşırız. Yani bir şeyin öz kütlesiyle hacminin çarpımı ona kütlesini verecek. Hemen dışarıya taşan sıvıya baktığımız zaman taşan sıvının kütlesini bulabilmek için ne yapacağız? Taşan sıvının öz kütlesi çarpı hacmi diyeceğiz yani D çarpı V. İçeriye giren cisme baktığımız zaman V hacminde D öz kütleli cisim olduğunu görüyoruz. İçeriye giren VD dışarıya çıkan VD olduğundan dolayı kaptaki ağırlaşma ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Yani birinci öncül ağırlaşma olmaz, kütle artışı olmaz ifadesi doğrudur. İkinci öncül cismin hacmi kadar sıvı taşar durumu. Evet tamamı batacağından dolayı cismin hacmi kadar sıvı taştığını en başta söyledik zaten. Ve son olarak taşan sıvı kütlesi katı cismin kütlesine eşittir ifadesi de yine kütle artışı olmamasını anlatırken söylediğimiz bir şeydi. Dolayısıyla 1, 2, 3'ün hepsi doğru olduğundan dolayı yanıtımız E seçeneği olmalı. Evet. Bir pürüz var mı? Bir de benim anlatmama ihtiyaç var mı? Yok hocam sağ olun. Anladınız zannederim değil mi? Evet hocam. Geçiyoruz. O zaman ikinci soruya geçtik. Haydi bakalım. Bu biraz çok şakacı bir soru. Dikkatli okuyun. Yani taşan sıvı sokağa gitmiyor. Diğer kefeye gidiyor.
Ben bir şey sorabilirim. Tabii ki. Hocam, biz bu hacimli küremizi sol kefedeki ön içine atmadan önce kefeler dengede duruyorlar değil mi? Evet, evet. Soru gayet açık söylüyor onu. Sağ kefede boş bir kap var diyor. Bir ağırlık konarak denge sağlandı diyor. Yani şekil dengede şu anda. Bursa mı? Yanlış olabilir. Ben de Bursa olarak düşünüyorum. Hocam, hiç emin değilim. Ceyhan olabilir. Yalnız bu soru atmaya da çok müsaittin ha. Kesinlikle. Ama ben Ceyhan diyeceğim. Yani bütün şehirlere dolaşabiliriz Anadolu'daki. Adana, Bolu, Ceyhan, Denizli, Edirne. Bu soru buna müsait. Ben şu an Ceyhan dedim ve emin bir şekilde söylediğimi hocam, hiç mali Ceyhan değil. Siz yerlerini deneyin arkadaşlar. Bence Bursa hocam. Bence Bursa. Evet. Bursa. Demiştim. Evet. Bursa doğru. Açıklıyoruz. D yoğunluklu sıvı ile tamamen dolu taşırma kabı eşit kollu bir terazinin sol kefesindedir. Sağ kefeye boş kap ve bir ağırlık konularak denge sağlanıyor. Buna göre sistemde taşırma kabına bırakılacak X cisminin yoğunluğu olan DX, 1, 2, 3 değerlerinden hangileri olursa terazinin yatay denge durumu bozulmaz ve X cisminin hacminin 3 durumda da birbirine eşit olduğu söylenmiş. Arkadaşlar şu an sistem dengede olduğundan dolayı buradaki ağırlıkla bizim bir işimiz yok. Biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Buradan bir sıvı geçişi olacak ve eğer cismimizin hacmi V kadarsa, ki bize soruda verilmiş V kadar olduğu, V kadarlık bir sıvının taşması gerekli. Çünkü 3 durumda da cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesinden büyük olduğunu, yani burada batması gerektiğini biliyoruz. O zaman her seferinde batan hacim kadar V kadarlık bir sıvı çıkışı olacak ve her seferinde D eşittir M bölü V bağıntısını kullanacak olursak, buradan M'i çektiğimiz zaman D çarpı V değerini elde ederiz ki öz kütle çarpı hacim değerinin kütleyi verdiğini görüyoruz. O zaman V kadarlık hacimde sıvı taştığında, bu da 2D öz kütleli bir sıvı olduğundan dolayı, buradaki 2DV'lik bir sıvı geçişi kesinlikle var. Yani sağ kefede her seferinde 3 durumda da 2DV'lik bir sıvının olduğunu söyleyebiliriz. Sol kefede ise cismimizi içerisine attığımız zaman ilk durumda 3D öz kütleli cisim çarpı V hacminden dolayı 3DV'lik bir cisim içeriye girmiş olacak. Ancak ikisi dışarıya çıkacağından dolayı 3DV eksi 2DV dışarıya çıktığından dolayı sol kefede DV kadarlık bir ağırlaşma olacak. Ancak sağ kefede 2DV var. Bu durumda sistem dengede midir? Hayır. Sağ kefeye doğru dengenin bozulduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden birinci ölçülü eleyelim. İkinciye geçtiğimiz zaman 4DV'lik bir cismin kütlesi var. 4DV'lik kütle gelecek ve 2DV'sini taşıracak. Burada 2DV'lik bir sıvı kalacak. 2DV'lik kütle artışı sol kefede, 2DV'lik sağ kefede olduğundan dolayı bu sistem dengededir diyeceğiz. Ve son olarak 5D'ye geçtiğimiz zaman burada da 5DV'lik bir kütle artışı olması lazım. 5DV'lik bir kütle artışı varken 2DV'si taşıyacak. Dolayısıyla sol kefede 3DV'lik bir kütle artışı söz konusu olacak. Sol kefede 3, sağ kefede 2DV olduğundan dolayı yine bir denge durumu söz konusu değil. Bu yüzden 3. öncülü de eleyebiliriz. Yalnız 2'nin yer aldığı B seçeneği doğru yanıtımız olacak. Evet, nasıl soru ama? Hocam zor değilmiş. Ben hesaplayamadım. Yani onda biraz uğraştım. Evet. Bir de benim anlatmama ihtiyaç var mı? Aslında olur hocam. Tamam, bir de ben anlatayım. Şimdi arkadaşlar, sorular çok dürüst varlıklardır. Her şeyi açık seçik bize veriyorlar. Yalnız onların nokta virgül fazla eksi yoktur. Onun için soruları çok iyi okumamız lazım. Bunu çok defa söylüyorum. Bakın şimdi burada ne oluyor? Burada şöyle kırmızı rengi alayım ben. Şimdi burada ne oluyor arkadaşlar? Bu V hacmi olan topu atınca kesinlikle bunların hepsi gömülecek mi bu kabın içine? Gömülecek. Neden? Kaptaki sıvının öz kütlesi 2D olduğu için öz kütlesi büyük olan 3D gömülür. 4D'de de gömülür. 5D'de de gömülür. O zaman hepsi gömülüyor zaten. Suyun içine, sıvının içine gömülüyor. Tamam. Peki bunu attığın zaman gömülünce bunun hacmi V kadarsa V hacimli ve 2D öz kütleli kaptaki sıvı kaçmayacak mı? Kaçacak. O zaman her 3 durumda da 2D'ye gitti. Buraya kadar iyi miyiz? İyiyiz. O zaman her seferinde de istersen 1 ne olur cismin, istersen 2 ne olur, istersen 3 ne olur yap. Hepsinde hangisinde olursa olsun 2D'lik bir kütle
kaçıyor sağ kefeye. Sağ kefeye ne yapıyor? Kaçıyor. Her seferinde iki deve. İki deve gitti. İki deve gitti. İki deve gitti. Peki şimdi birinci olaydan bakalım. Birinci olayda ne oluyor şimdi arkadaşlar? Birinci olayda maddeleri, öncülleri tek tek izleyelim. Bize bozulmayanı soruyordu değil mi? Denge bozulmayacak. Terazi dengedeydi. Denge diyor bakın. Denge kelimesi hayatta en kritik, en güzel kelimelerden birisi. Dengede. Yani dengede ne demek? Sağ ya da sol kefeye herhangi bir tane sinek konsa denge bozulur değil mi? Bir saçımızı milyon kere bölsek, dengedeki bir teraziye koysak bir parçasını, hangi tarafa koyarsan denge bozulur değil mi? Öyle mi arkadaşlar? Evet öyle. Evet. O zaman bir no'luyu koyuyorum. Bir no'luyu koyunca 3 deve girdi mi sol kefeye? Peki 2 deve de çıktı mı? Kovuldu. Kovuldu. Şu. O zaman bu sol kefenin kârı ne oldu? 3 elma girdi. 2 elma çıktı. O zaman bir elma kârı yok mu sol kefenin? Değil mi Melisa? Evet hocam. Bunu anladın değil mi? Ha evet, o kısmı anladım. Tamam. O zaman ikinci maddeye geçebiliriz. Şu ikinciye geçelim. İkinciyi madem hangi renkle yapayım? Siyahla yapayım. İkinciyi yapıyorum şimdi. İkinci de bu aldığımız vatandaş neydi? 4 de Özkütlere miydi? O zaman 4 deve girdi bu kaba sol kefeye. Ama 2 deve çıktı. Bunu zaten hesabını yapmıştık değil mi? 2 deve çıkıyordu. Peki o zaman sol kefeye 4 elma girdi. 2 elma çıktıysa ne kaldı bu kefede? 2 elma kaldı diyelim ki. Elmaya benzeterek söylüyorum. Küsuratı söylememek için. Sol kefeye 2 deve geldi. Sağ kefeye de 2 deve geldi. O zaman her iki kefeye de aynı miktar koyarsan, buna da iki elma koyarsan, buna da iki elma koyarsan, sağ kefe ve sol kefeye ikişer elma koyarsan ikisine de denge bozulur mu? Bozulmaz. O zaman iki diyen şıklar kalsın, iki demeyenler ölsün. Gördünüz mü? İki demeyen şıkları ne yaptım? Yok ettim. Sonra gelelim üçüncü maddeye. Üçüncü de şu kavun rengini kullanayım. Herhalde bu biraz daha görünüyor değil mi? Şu kavun rengi. Ne oluyor bu sefer? 5D mi kullanıyoruz burada? Evet. 5D'lik bir madde atıyorum. Yani şu DX'in yerine ne gelecek? 5D gelecek değil mi bu sefer? Peki ne oluyor? 5 deve geliyor ama 2 deve gidiyor. 2 deve gidiyor diyor bakın şuradaki. Şu 2 deveyi hesaplamıştık ya. Her seferinde kaptaki sıvıdan özkütle 2D olduğu için kaptaki sıvının kovulan hacmi de V kadar, yani topun hacmi kadar olduğu için giden hacim ne oldu? 2 deve oldu. O zaman son maddede 5 deve geldi, 2 deve gitti. Yani 5 elma geldi, 2 elma gitti. O zaman sol kefenin kârı ne burada? 3 deve kaldı. 5 elma geldi, 2 elma kovuldu. O zaman 3 elma kaldı. O zaman sol kefe 3 birim ağırlaştı. Sağ kefe ise her seferinde olduğu gibi 2 deve ağırlaştı. Ne oldu o zaman? Sol kefe ağır basmadı mı? O zaman sol kefe ne yaptı? Ağır bastı. İlk durumda ne olmuştu? Sağ kefe ağır basmıştı. İkinci durumda ne oldu? Her iki kefe eşit oldu. Oldu mu arkadaşlar? Var mı bir pürüz? Oldu hocam ya. Herkes gayet güzel anladı mı? Var mı anlamıyorum? Bir sessizlik var. Tehlikeli bir sessizlik bu. Fırtınacı sessizlik. Evet. Meryem bir anlat bakalım. Şu sınıftaki hiç anlamayan bile bir anlasın. Hocam şimdi bir terazi var ve şu an dengede duruyor. Bir tarafında sol kefesinde bir taşıma kabında 2D yoğunluklu bir sıvı var. Diğer tarafında da ağırlık var. Artı ona akacak bir kutu var, boş kutu var. Ağırlık bizi ilgilendirmiyor şu anda. İçine diyor ki X cisminin yoğunluğu olan DX bilinmiyor yani. 3D, 4D veya 5D olacak. Hangisini atarsak dengesi bozulmaz diyor. Biz de buradan D eşittir M bölü V bu formülü biliyoruz. Kütlesini bulmamız gerekiyor. Zaten atacağımız
Hocam her halükarda batacak içine, bunu biliyoruz. Onun için kütlesini bulmamız gerekiyor teraziyi kullanacağımız için. Kütlesi dV, yani D çarpı V olduğunu biliyoruz. Eğer 3D yoğunluklu bir sıvı atarsak, hacimli bir 3D yoğunluklu bir cisim atarsak hocam içine, buradan bir illaki içine hocam 3D atarsak gidecek, 2D illaki gidecek. Çünkü sıvının yoğunluğu zaten 2D taşıyacağı için. Bu tarafta da 3D eksi 2D'den DV kalıyor ve dengede olmuyor. 4D atarsak her halükarda 2D zaten gidecek. Burada da 4D eksi 2DV'den yine 2DV kalıyor ve dengede oluyor. 5DV'lik bir cisim atarsak bu sefer orası 2DV kalıyor ama burada 3DV kaldığı için yine dengede olmuyor. Bunun için sadece 2, yani B. Evet, gayet güzel anlattın. Bir pürüz var mı? Sorusu olan var mı arkadaşlar? Bu sınavlarda gelebilecek en ağır sorulardan biri bu. Bunda biraz da Arşimet kokusu var ama artık bundan sonra işte ben şu konunun kokusu var bu konuda, sorunun içinde bu konuyu görmedik falan filan, bu mazereti kimse dinlemez. Artık lisedeyiz. Lise artık bilim demek, bilgi demek. Ortaokulda biraz çocukluk vardı. O zaman bizi biraz pış pış yapıyorlardı, şımartıyorlardı falan. Artık meslek hayatına doğru bir adım attık, değil mi? Liseden hemen sonra ne olacak? Çıkacak, doktor olacak, mühendis olacak. Değil mi? Yani artık ciddi bir hayatın başlangıcındayız. Yani lise 1'de şunu söyleyeyim bakın. 9. sınıfta canlı olanlar hep kar etmiştir, hep karlı olmuştur. 9. sınıfta yatanlar ise sonra zor toparlamıştır. Çok zor yani, toparlama sıkıntısı yaşıyorlar. Onun için 9. sınıfta kesinlikle bakın bütün eksiklerinizi kapatıp çok iyi bir çizgi yakalamanız lazım. Yani bu varınızı yoğunuzu ortaya koyup 9. sınıfta çok iyi bir öğrenci olun. Yani 99 aldığın zaman deyin ki ya ben niye 100 alamadım, niye bir eksik oldu falan diye orada kendi kendinizi sorgulayın. Bak abartmıyorum yani gerçekten. Yani tutup da depremde dünyada geçen yıl 100 kişi ölmüş, 80'i Türkiye'dense burada oturup herhalde biraz ağlamamız gerekiyor herhalde, değil mi? Değil mi? Yani böyle acı bir durum var yani. Dünya ortalamasının 80 katı ölüm var yani Türkiye'de. Yani bundan daha büyük bir utanç olabilir mi? O zaman bunu düzeltecek olan kimdir? Bu memleketin vicdanlı, akıllı insanlarıdır. Değil mi? Onun için bu konular arkadaşlar gördüğünüz gibi çok önemli. Yani o yıkılan binaların müteahhitleri, mühendisleri, bazıları hatta o binada çocukları oturuyor. Yani neden o bina yıkıldı? Cahilliklerinden. Bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Kimse tutup bile bile birisini bu şekilde öldürebilir mi? Yani neden yapıyor bunu? Cahil adam. Yani bu konuları düşünemediği için yaptığı o binanın o kadar yükü taşımayacağını hesaplayamıyor. Yani bu tamamen olmasa bile çok büyük oranda bilgisizlikten kaynaklanıyor. Hocam Japonya'da dev binalar hiç sallanıyorlar ama hiç düşmüyorlar. Tabii ki, tabii ki. Yani bizde bak İzmir depremi kaçtı? 7 ortalama 7. Yani bazı televizyonlar 6,6 falan diyorlar da yani ne çıkıyor? Yani cebine ne giriyor 6,6 deyince? Kardeşim bütün dünyanın hassas rasathaneleri 7 diyor bunu. Daha aşağı söylemenin ne alemi var yani? Cebinden diyelim ki parayı düşürdüm. Babana diyorsun ki parayı düşürmedim diyorsun. Ya düşürdüm de kaybettim de. Özür dilerim babacığım, bir daha yapmayacağım de, değil mi? Yani bunu açıkça söylersen ne olur baban? Doğru söylersen sana bir harçlık daha verir. Yani yalan söylemek ve eksiklerimizin üzerine kapatmak tam bir cahillik ve sahtekarlık. O zaman ne yapalım? Kardeşim 7 Richter deprem oldu İzmir'de. Bunu birçok Avrupa'sı, Amerika'sı, Rusya'sı değişik şeyler söylüyor. Bunun üstünü kapatmanın bir alemi yok. Kapata kapata zaten dünya ortalamasının 80 katı ölüm var Türkiye'de depremde. Gayet açık değil mi söylediğim rakam? Dünyada geçen yıl 100 kişi öldüyse depremden, 100 kişi, %80'i Türkiye'den. 80 küsürü de var da, küsuratını söylemiyorum yani. Yani bu ne demek? Dünya ortalamasının 80 katı ölüm var demek. Bu da ne demek? Bu konuları en başta depremde en büyük etken nedir? Fizik bilgisi.
Yani mühendisliğe gittiğiniz zaman bu konular size ne olacak? İnşaat mühendisliğine, mimarlığa gittiğiniz zaman fizik yoksa iflas etti demektir. Yani bu konuları aynen orada öğretiyorlar. Eğer bunları bilmiyorsanız zaten mühendislikte beni de bugünlerde bir sürü arayan mühendislik öğrencileri oluyor. Hocam sınavda canlı yardım yapıyor musunuz? Hemen çat diye telefonu kapatıyorum. Yani sınavda kopya çekmek istiyor. Yani anladınız mı? Yani bu adam yarın inşaat mühendisi olup da yaptığı bina yıkılacak, bunun haberi yok. Kopya çekme derdinde. Yani onun için arkadaşlar bunlar çok... Bir de şunu söyleyeyim. Bakın bu sorular yaşlanmaya, beyin yaşlanmasına karşı acayip derecede etkilidir. Süper. Yani bu soruları çözenler, dikkat edin, uzun ömürlü. Beyinleri uzun ömürlüdür. Erken bunama problemiyle karşılaşmazlar. Yani beyinleri çökmez kolay kolay. Yani 80-90 yaşına gelir, beyni sapasağlamdır. Etrafınızda görüyorsunuzdur değil mi? Bu türlü bilgilerden mahrum olanlar 40 yaşına, 50 yaşına gelince geldikten sonra 1 liraya hala 1 milyon lira diyor. Değil mi? Arkadaşların ismini unutuyor. Çocuklarının, hanımının ismini unutuyor falan. Değil mi? Bu tip insanlar görüyorsunuz. Bunlar yani... Ya, anneannem bana seslenirken tüm sülaleyi sayıyor zaten. Annemi, amcalarımı. Yani işte maşallah diyelim. Yani beynini kullanmayan insanların beyni ne oluyor? Çöküyor. Zaten vücudumuzda, organlarımızda bu böyle bir özelliği var vücudumuzun. Yani bizim vücudumuzda 40 trilyon hücre var. Her bir hücrenin, yani saçımızın bir hücresinin, yani bir saçımızda bile milyonlarca hücre var. Bütün dünyadaki NASA, Microsoft, hepsi, Google birleşse, bütün patronlar hepsi birleşse bizim saçımızdaki bir teli üretemediler, üretemezlerdi. Yani insan vücudu böyle mükemmel. İnsan vücudu kullandıkça gelişen bir organ. Kullandıkça gelişen bir organ. Kullanmadıkça ne yapıyor? Özelliğini kaybediyor. Anladınız mı? Yani beynimizi uzun ömürlü yapmak istiyorsanız bu sorulardan bol bol çözün. Onu demek istiyorum. Evet, bu soruyu da bitirdik. Zannederim herkes gayet güzel anladı bu soruyu. Ama anlamada birazcık zorluk çekenler varsa nedir? Özkütle veya Arşimet bağlantılarında zayıflık var demektir. Onları da zaman içinde kapatırız. Problem yok. Evet, haydi bakalım şimdi bu soruya bakalım. Bu soruya ne diyorsunuz? Yani dünya ortalamasının 80 katı derken şundan dolayı kastediyorum. Onu da şöyle ispatlayalım. Dünyadaki 100 insandan biri Türkiye'de yaşıyor yaklaşık olarak ortalama. Ben bir şey diyeceğim ama tamamen içgüdülerime dayanarak söylüyorum. Böyle. Ben Bursa demek istiyorum. Bursa hocam demek. Bence Ceyhan. Ceyhan. Hadi bakalım. Bence de Ceyhan hocam. Hocam bir dakikadan az kaldı bu arada süremiz. Tamam, bitince vedalaşacağız. Evet, cevabı açıklıyorum. Ceyhan. Evet, açıklayalım. Kütleleri D, 2D ve 3D olan sıvıların bulunduğu KLM taşırma kaplarını sırasıyla eşit kütleli türdeş, 2D, 3D ve 4D öz kütleli aynı sıcaklıkta kadı cisimler bırakılıyor. Kaplardaki kütle artışları MK, ML ve MM olduğuna göre bu kütle artışlarının büyüklük sıralaması nasıldır diye sorulmuş. Önce buradaki kütle artışlarını incelemeye çalışalım. İçeriye attığımız cismin kütlesi M olsun, dışarıya taşan sıvının kütlesi M taşan sıvı dediğimiz zaman ağırlaşma miktarı bu ikisinin arasındaki fark kadar oluyordu. Yani M eksi M taşan sıvı kadar oluyordu. Peki burada M taşan sıvıyı nasıl bulabiliriz? Hemen bunun hatırlatmasını yapalım. D eşittir M bölü V.